kim patlattı, kim çatlattı belli değil. Emniyetin raporu yok, savcılığın raporu yok, hükümetin raporu yok. Yürüyenlere bakıyorsun, kahrolsun şeriat, kahrolsun ne oluyor ya? Kim yaptı yani? Niye saldırıyorsun şeriata? Ve en çok korkunç, en büyük şaşkınlık, en büyük ahmaklık, en büyük rezalet de kahrolsun dediği şeriatın camisine getirip ölüsünü teslim ediyor. Vallahi çıldıracak oluyorum benim. Bu nokta benim, hazmedemiyorum bunu. Hem kahrolsun diyor, hem de ölüsünü oraya getiriyor. Ya bir insan kahrolmasını istediği yere ölüsünü getirir mi? Ya bunlar nasıl kötü şeyler? Bu bir tahrik değil mi? Böyle giderse memleket felakete gitmez mi? İç patlamalar olmaz mı? Müslümanların onuruyla, şerefiyle oynanmıyor mu? Bu çok kötü bir gelişmedir, çok kötü bir harekettir. Bu dışarıdan destekleniyor, bu işler planlanıyor, tuzaklanıyor. Tahrik ediliyor. Yapmamak lazım. Şeriat Allah'ın nizamıdır, dinidir, Kur'an'dır. Zaman zaman söylüyoruz, her Müslümanın kafasında şu ayeti kerimeyi ezberlemesi lazım. Bugün bu ayeti ezbere bilmek farz-ı ayın olmuştur. Hangi şeriat ayetinin, Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilmeyen varsa, bilmeyenler bu camiye gelmesin. Bu kadar samimi olmamız lazım. Bakın şeriat nedir? Açın Kur'an-ı Kerim'i, Câsiye diye bir sure var. Câsiye, surenin adı. Çok farklı bir isim, Câsiye. Bir surenin adı. Kur'an'da bulacaksınız. Bu mübarek surenin 18 numaralı ayetinde şeriat Allah tarafından kat'i kayıt altına alınmıştır. Ne diyor? Sümme cealnâke alâ şeriatim minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi' ehvâellezîne lâ ya'lemûn. Ayet bu kadar kolaydır. Rabbimiz buyuruyor ki sümme bütün bunlardan, bütün peygamberlerden sonra hepsi geldi geçti, sıra sana geldi Habibim. Cealnâke alâ şeriatin, seni şeriatın üzerine memur tayin ettim diyor. Vallahi manası bu. Açın bütün kitapları tefsirler. Cealnâke memuren alâ şeriatin tefsirde. Seni şeriatın memuru yaptım diyor. Şeriatın memuru. Ne olacak? Fettebi'ha, o şeriata sımsıkı tabi ol. Bak ayet. Müslümanların tabi olduğu Kur'an'a, İslam'a Allah şeriat diyor. Bunlar kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Bu olmaz, olamaz böyle şey. Olamaz böyle şey. Bu bir tahriktir. Dışarıdan destekleniyor. Bu toplantıları dışarıdan yapıyorlar. Bunların parasını verenler var. Bunların planını çizenler var. Bunları sokağa dökenler var. Bunları finanse edenler var. Birileri bir şey yapıyor. Memleketi parçalamak için, Müslümanları parçalamak için, kan gövdeyi götürmek için birileri bir şeyler planlıyor. Ya